Beşiktaş'ta golcü tartışması Batu Şahin mi yoksa Abubakar kalsa Abubakar mı o zaman daha iyi olurdu tartışması var. İstatistikler biraz yakın görünüyor ama istatistikler doğruyu gösterir mi onu da tartışacağız. Abubakar bu hafta baz alındığında 12 gol 2 asist 4 penaltı golü var. Mici Batu Şayi, 9 gol 4 asist 3 penaltı golü var. Yani bir gol fark var aralarında. Ama... Bazı diyor ki Abubakar şapkadan tavşan çıkarıyordu. O yüzden Abubakar'a Bakara e, daha iyi bir sistem olurdu Beşiktaş'ına Abu Bakar kalsaydı. Sen ne dersin? Kalsaydı o zaman niye kalmadı? Abu yani biraz çabuk unuttuk bence. Çok da uzak değil hani daha geçen seneden bahsediyoruz. Şimdi Abu olduğu Beşiktaş'ta belki Batshuayi olsaydı hani sağdan soldan gümbür gümbür gelen beklerinin bir bekinin, iki kanadının neredeyse prime performansını verdiği bir dönemde bence Batshuayi daha sorunlu bir Beşiktaş'ta oynuyor. Daha problemli bir Beşiktaş'ta oynuyor. Bu, bu, da bir etmen. E, onun dışında ya bu bakar geçen sene 30. haftadan sonra ben yokum dedi. Sergen Yalçın açıklama yaptı ya. Demek ki sihir gidip oynadıktan sonra. Demek ki sihirli değnek değmiş. Orada hava sıcak iyi gelmiş herhalde diye. Sakatım dedi, ben yokum dedi. E sözleşme görüşmeleri yüzünden oynamadığı söylendi. Ama adam 30. haftada ben yokum dedi. Beşiktaş az kalsın iki golle şampiyonluğu kaptırıyordu. Yani o Hatay maçı olmasa Hatay bir tarafta çok giyip diğer tarafta çok at, Galatasaray daha az attı. Şampiyonluk gidiyordu yani. Ve Beşiktaş 3-1'lik Galatasaray maçına Gökhan Töre forvetiyle çıktı. Hani bunun o dönemde Müsebbibi Abubakar olarak tutuluyordu. Ben 100. yani Twitter'da arattım Abubakar için o dönem atılan tweetleri. Abi neler yazmış insanlar? Bugün büyük ihtimalle aynı insanlar. Bat şu an yerine keşke Abu Bakar olsa diyor. Hani ben canı isteyince oynayan oyuncudansa canını dişine takıp oynayan oyuncunun e, handikapını tercih ederim. Çünkü bat şu en azından bir sana bir güven veriyor. Ya ben diyor oynarım. Abi. Ben bu sezonun sonunu getiririm. Forvetin var. Ya yani pozisyona girerim. Atarsa ama Abu Bakar 30. haftadan sonra ben yokum dedi gitti. E sen 10 tane maça forvetsiz çıktın. 5 tanesinde Larin forvetti. 5 tanesinde Gökhan Töre forvetti. Belki Averaj'da şampiyonluğu kaptırıyordun. Ve gelirken muhtaçtı Beşiktaş'a şey yani. E yani Almıyordu sonra kimse Abubakar'ı. Bakar'ı. Geldi burada parladı yeniden. Şu kadar para isterim dedi gitti. Evet. E o yüzden bence Batu Şua'yı eleştirelim. Ama yani Abu Bakar'la değil. Batshuayi kendi içinde eleştirelim. Şimdi Batshuayi ligin en çok isabetli şut çeken oyuncusu. Ancak yani isabetsiz şut da çok değil. Hani ligin en çok şöyle ligin en çok şut çeken oyuncularından birisinizdir. Ancak isabetsiz şutunuz da çok yüksektir. Dersin ki o nasıl şut çekiyor, isabet ettiremiyor. Ama Batshuayi ligin en çok isabetli şut çeken oyuncusu. Yani şutun gittiği yerde sorun yok. O zaman sorunu başka yerde arayacağız. Ya Kaleciler muazzam. E, öyle de değil görüyoruz yani. Atan atıyor. Cornelius atıyor. Pesic atıyor. O zaman senin çektiğin şutta bir problem var. Demek ki yeterince iyi, doğru noktaya güçlü şut çekmiyorsun. Şimdi biz Batu Şahin'in bu özelliğini Abu Bakar olsaydı hepsi goldü diye konuşamıyoruz. Çünkü Abu Bakar olsaydı iki hafta sonra yoktu. İki maç daha vardı. Sonra bana müsaadeydi. Bacağım ağrıdı. Oraya bir 2 milyon euro kaçmış. Onun peşinde Oldu çünkü bu yaşandı. Kendi içinde değerlendirelim Batshuayi. Evet, Batshuayi'nin iyi bir şut artık şut çalışması lazım yani bunun lamicimi yok. Buna eğilmesi lazım. Bunu ben söylemiyorum. Beşiktaş'ın resmi teknik direktörü söylüyor. Önder Hoca dedi. Demek ki biraz daha şut konusunda çalıştırmamız lazım. Diyor diye. ki şutu şiddetinde bir problem görmüyorum. Ama şutu atmak istediği yerde daha dikkatli davranması lazım. Onu daha detaylı antrenörler, teknik adamlar, idman yaparlar belirler. Yani benim Batu Şahı, Abu Abubakar konusundaki görüşüm bu. Belki Abubakar daha iyi bir golcüdür ki şu anda Afrika Kupası'nda da atıyor ama ben ne olursa olsun canını dişine takarak oynayıp derdiyle dertlenen, Beşiktaş'ın derdiyle dertlenen, kaçırdığı golden sonra neredeyse gözü dolan, gol attıktan sonra hiç Premier Lig'de gol atmamış gibi sevinen adamı 30. haftadan sonra ben yokum diyen adama daha fazla da gol atsa tercih ederim ki daha fazla gol katkısı da yokmuş bu arada sen söyledin. Yani bu hafta bir tane daha atarsa en az Abubakar kadar gol katkısı var. Yani şey mi diyeceğiz ama o Fenerbahçe'ye atıyordu Rize'ye atıyor. Abi 3 puan 3 puan. Fener'e attığın 8 puan sayılmıyor ki. Yani. belki o Fener'e attığı 2 gol oynamadığı Trab şey, Galatasaray maçı bir maç daha kaybetti arada bir 3-2 bir maç kaybetti Beşiktaş geçen sene. Tamam. Orada belki olsaydı Orada olmadığı için o attığı golü de bir anlamı olmayacaktı. İki golle şampiyonluk gitseydi ne yapayım Fenerbahçe'ye attığı 10 dakikada iki golü. Değil mi? Değil mi? Şampiyon olmak mı? Fenerbahçe'yi yenmek mi? O, o kadar bir ay önce şampiyon olacaktı bu işte neredeyse. İşte niye kalmadığını sorgulayalım. Hem yönetimi sorgulayalım hem oyuncuyu sorgulayalım. Ama Sergen Yalçın'a ben sözüne itibar ediyorum. Diyor ki oraya gidince demek sıcak iyi geldi. Sihirli yani değnekle yani de iyileşti çocuk diyor. Geçen seneki yönetimin durumunda ama şöyle bir durum vardı. E, Abu Bakar takım içinde çok sevilen bir oyuncuydu. Hakik yani bu tavrının da sonrasında çok sevilen bir oyuncuydu. Rozierinden işte şey diğer oyuncularına kadar herkes seviyordu. Bu oynamadığı dönemde bile tribünde yine arkadaşlarıyla sevincini yaptı. Evet saha içinde bir takım sözleşme savaşlarından dolayı o sakatlık işini bahane olarak kullandı oynamadı ama sağ dışında çok kuvvetli bir figür olunca e, karakter olarak yönetimde bunu hamle yapmadı dolayısıyla daha doğrusu biraz yapamadı takım içinde havayı bunu bozmayalım dediler. Olabilir, bir stratejidir. Ama yani Batshuayi kıyasında ben çok şey değilim yani. Eskiyi hatırlayınca çok da Batshuayi eleştirmenin onun üzerinden olması gerektiğini düşünmüyorum. Kendi içinde eleştirelim. Bence Batshuayi istikrarlı bir forvet performansı sergileyemiyor. Beşiktaş'ın gol yükünü taşıyamıyor. Bunları bekleyerek geldi bu oyuncu. Kendi içinde eleştirelim. Kıyaslayarak eleştirelim. Ya da Mario Gomez'le kıyaslayalım diyeceğim de o da haklı bir kıya, haksız diye. bir kıyas oluyor yani. Evet. Bambaşka forvet tipleri. Peki Önder Hoca geldikten sonra Beşiktaş'ın oyun anlayışını, üçlüsünü nasıl buluyorsun? Beşiktaş Önder Hoca'dan sonra bakıldığında puan durumuna, Konyaspor'dan sonra en çok puan toplayan takım evet. konumunda. Ya bir oyunda bir oyunda demeyeyim de skor almaya yönelik oyunda Önder Hoca'nın tabiriyle rakipten daha iyi oynama konusunda bir mahareti var. Belli başlı oyunculardan da bir geri dönüş aldı. Yani bir Oğuzhan biraz var artık oyunun içinde. Piyan için rolü biraz daha oturdu. Batshuayi iyi kötü boş kaleydi penaltıydı gol atıyor. Yani onun golleriyle bir de çıkıyorsun maçın içinde. Ama hala bir dominant olma problemi var. Güçlü oyun problemi var. Özellikle maçın işte 60. falan dakikasından sonra Beşiktaş acaba ne zaman gol yiyecek korkusu yaşattırıyor. Rize maçında Mesela Rize maçında daha iyi oynamasına rağmen puansız şey beraberlikle çıktı. Mesela Karagümrük maçında o gidebilirdi yani oyun oradan. E, bu güçlü oyun sorunu var. 60'tan sonra oyunu taşıyamama sorunu var. E, güçlü oyun da güçlü orta sahalarla oynanır. Şimdi Beşiktaş'ın orta sahasına baktığında oyunu domine edecek bir orta saha yok. Piyaniç, Atiba, Oğuzhan, Josef. Hani böyle bir topu aldıktan sonra rakibi böyle bir geriye iten bir oyuncu ya da 60'tan sonrasını da taşıyabilecek bir oyuncu grubu değil. Sezon başından itibaren gelinen noktada da buna yönelik bir gelişim gösterilmedi ki bunun da farkındalar. Önemli olan bu Beşiktaş bunun farkında ki atletik performans departmanına Miguel Peyro evet, geldi. geldi. Evet. Bu buradan bir beklenti doğabilir Beşiktaş adına. Hani orada bir tespit yapıldı. Bu tespite yönelik bir hamle geldi. Bunun devamı gelebilir. Şenol Hoca de beklentisi de mi oluyor acaba bir yandan da? Şenol çalışmış bir isim. Olabilir. Şenol Hoca da gelebilir. Yani çok güçlü haberler çıkıyor bununla ilgili. Evet. Olabilir. Ben çok tercih etmem. Gelirse de pozitif bakmam. Ama negatif de bakmam. Nötr bakarım. Ama yani yeni bir yola girilmişken, bir yeni tabiri kullanılırken öyle devam etmek Beşiktaş'ın daha heyecan verici olur bence.